Paranteze hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gazeteci Murat Berhun'un hazırlayıp sunduğu, gazeteci Metin Kurgun'un yorumlarıyla katkı verdiği Parantez programı bu hafta kamuya açık alanların işgal edilmesini gündeme taşıdı. İşgallerin şekil değiştirdiğini ve son olarak kamuya açık yerlerde büyükşehir eliyle bankamatik işgalinin yaşandığını anlatan gazeteci Metin Kurgun, park içindeki büfeler, mesire yerlerindeki işgallere de değindi. Programda ayrıca İnönü Parkı'ndaki işgal de ele alındı. İşgale karşı durduğu için silahlı saldırıya uğrayarak kurşun yiyen dönemin belediye başkanı Ege Bagatur'un büstünün bulunduğu İnönü Parkı'ndaki işgalin Bagatur'un kemiklerini sızlattığı yorumu yapıldı. Gazeteci Kurgun, ya işgal altındaki İnönü Parkı'nı işgalden kurtarın ya da işgale karşı durduğu için kurşun yiyen Ege Bagatur'un büstünü oradan kaldırın. İki tezat yan yana durmamalı değerlendirmesinde bulundu. Belediyedeki işgal ne durumda? Bir genel giriş yapalım, ardından tane tane izah etmeye çalışmak istiyorum. Belediyedeki işgal, belediyenin işgalleri devam ediyor. Bankamatik furyası başladı. Kentin her tarafına, sanki Adana'da hiç banka şubesi yok, muşçasına, bütün yeşil alanlara, parklara bankamatikler yerleştirildi. Parkların içerisinde büfeler var. Böyle tuhaf tuhaf uygulamalar var. Yani detayına elbette zaman içerisinde geleceğiz. Görüntülerle de bunları destekleyeceğiz. Oldu. Büfeler ayrı bir skandal. Bankamatikler ayrı ayrı. Halkımızın işte bazı dinlenme alanlarındaki işte su, ciklet vesaire atıyorum. Böyle de demediler de ben söylüyorum. İşte ihtiyaçlarını karşılayacak büfeler yapacağız dediler ama işin gerçeği şuydu. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Altın Koza anonim şirketi biliyorsun iflas ettirildi. Battı. İcra geldi. Evet, herkesin icrası var orada. Büyükşehir Belediyesi de çok zeki arkadaşlar. Bir formül geliştirdiler. Büfe mantığı çıkardılar. Kentin ana caddelerine ama özellikle parklara büfeler yaptırdılar. Sonra bu büfeleri Altın Koza ihaleyle kiraya verdi. İnsanlar girdiler. Altın Koza'ya para verip büfeleri kiralamaya kalktılar. Sonra ayıktılar ki biri bunları uyardı, dediler ya siz ne yapıyorsunuz? Altın Koza'nın bunu yapma yetkisi yok, başımız ağrır. Bazı şerefli, namuslu devlet memurları bu işe karşı çıktılar. Ben biliyorum bu süreci. Araştırdılar, alelacele o susturmaya çalışıp kızdıkları memurlar haklı çıktı ve durdurdular. Sonra Büyükşehir Belediyesi kendisi direkt meclis kararıyla bu büfeleri kiraya vermeye, kiralamaya başladı yıllık dönemlerde. Şimdi diyelim 100 tane büfe varsa bunun 50'sini Altın Koza kiraladı, 50'sini Büyükşehir Belediyesi. Bu zaten bir garabet. Yani şehircilik açısından mı eleştirelim, yeşil alanların böylesine ve kaldırımların böylesine işgal edilmesini mi eleştirelim, bu işlerin bir reklam ajansı üzerinden yapılmasını mı eleştirelim? Yani neresinden bakarsan bak, hakikaten kabul edilebilir, anlaşılabilir işler değil. Şu an hizmette olan, ya yani faal olan diyelim, büfelerin, parklardaki büfelerin büyük çoğunluğu ilk hak sahibinden devralınan yerler. İşte, fakat bu para kazanmıyor. Adam para kazanmayınca ne yaptı? Etrafına masa sandalye yapmaya başladı. İşgali büyütüyorsun. Yani sadece büfeyle bitmiyor işgal. Dönüyorsun masa sandalye atıyorsun. Şimdi Ege Bagatur'un mezardaki kemiklerini sızlatıyorlar. Evet. Şimdi bu kenti yönetenler.